Ay hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Nerede? İyi misin? Ay, iyiyim. Sağ ol. İyi ki geldiniz. Vallahi çok sıkılıyordum. Geç. Ne haber Haluk? Ya ben sıkıntıdan patlamak üzereydim. İyi ki aradın Meltem. Aynen yani. Ben de aynen öyle. Burama kadar bir sıkıntıdan patlayacağım. Ay. Ya bir şey soracağım. Niye sıkılıyorsunuz? Ay niye sıkılmayalım Haluk? Her gün aynı şeyler. İşten eve gel. Yorgun argın. Oğlanı yedir, Orçun'u yedir. Ondan sonra ders çalıştır. Biraz televizyon seyret, yat, kalk, tekrar işe git. Ay bayılacağım yani. Ay, hakikaten çok sıkıcı bir hayat Gönül. Kesinlikle yani. İkinize de katılıyorum kızlar. Var ya üçünüz de dayak istiyorsunuz. En başta da sen. Otursanıza oturduğunuz yerde. Mis gibi sıcacık ev. Ne güzel diziler, maçlar, haber programları. Evde televizyon seyretmekten daha zevkli ne olabilir? Ayrıca enteller için bir kere belgesel kanalları bile var. Farklı şeyler istiyoruz Haluk'cum. Yani televizyon aktivitesinden daha farklı şeyler istiyoruz. Değil mi Meltem? Ay televizyon. Ya başka bir şey yok mu hayatta? Bence daha eğlenceli bir şeyler bulmamız lazım. Aslında benim aklımda bir fikir var. Uzun zamandır düşünüyorum. Yani eğer siz de sıcak bakarsanız hep beraber katılabileceğimiz bir şey. Öyle mi? Neymiş? Dans kursu. Ah! Süper var ya süper. Yani ne yalan söyleyeyim son zamanlarda duyduğum en güzel teklif. Vallahi ben de. Hatta yani mümkünse bu akşamdan başlayalım. Başlayalım. Var ya size manyak demeyi çok isterdim ama o kelime size anlatmaya yetmez. Başka bir şey bulmak lazım. Ya sana ne yapmak lazım Haluk? Ha? Yani ne bulsak seni anlatmaya yetmez. Alo anneanne, kaynana. Sen kaç yaşındasın biliyor musun? Ha? Bu yaştan sonra dans kursuna mı gideceksin? Aa, dansın yaşı mı olur? Tango, salsa, çaça. Tolga'nı görmüyor musun? Bak kaç yaşında nasıl dans edecek? Ama Allah aşkına hatırlamıyor musun Gönül? Yıllar önce de ben dans dersi alacağım dediğimde kıskançlığından gitti. Yaşlı bir amca getirdi buraya bana dans dersi. Adam ölüyordu ders verirken. Ay hatırlamaz olur muyum? Ben de onu diyorum zaten. Bu yaşta dans dersine mi gidin? Hadi diyelim ki gittiniz. Nerede yapacaksınız o dansları ha? Sakın bana düğünde müğünde demeyin. Çünkü düğünlerde sadece çifte terliyle kasap havası oynanır. Evde baş başa dans ederiz hayatım. Bak hazır çocuklar da yok. Biri evleniyor, öbürü arkadaşlarıyla. Sabaha kadar Latin dansları yaparız sende. Ya sabaha kadar dans etmekten sıkılmayacak mısın? Oturalım işte ne güzel dizi seyredelim. Bak mesela Polat Alemdar'ı seyredelim. Girsin Amerikan üstüne bassın orayı böyle kalbimiz küt küt çarpsın. Heyecandan dolalım böyle taşalım. Ana ne oldu ana diyelim. Dansta öyle bir şansın yok ki. Yani sabaha kadar... Bu ne? Bundan yani çok mu heyecanlanacağız? Çok romantiksin. Bir şey söylerdim ama. Neyse. Bak size dans kanalı bulalım. Kesin vardır dans kanalı falan var mı? Sana soruyorum. Opera bale kanalı var da dansta vardır herhalde. Biri gelse oranın ne işim var benim dans kursunda? Bak, çok keyif alacak ya. Hadi. Ne işi var delikanlı adamın dans kursunda? Aman bırakıp gelmezse gelmesin biz gideriz. Aman tabii canım biz gidelim. Ne yaparsanız yapın beni karıştırmayın. Aman sen gelmeyeceksin diye herhalde ben de vazgeçmeyeceğim. Gel çay koyalım Gönül. Evet çay koyalım ama halua koymayalım. Haluk abi sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum? Ya Meltem'i yalnız mı olacaksın dansa? E gitsin ne olacak? Abi şaşırdın mı sen ya? Çifte telli oynamaya gitmiyor. Bu Latin dansı. Bu tek başına yapılan bir dans değil. İki kişi yapılıyor. Ya Allah Allah biri erkek bir dişi. İki kişi yani Meltem'e partnerini bulacağız bir de orada. Ha demek ki o da gitmeyecek. Abi biz eğer Gönül'le gidersek ve Meltem oraya gelmezse neler olur ben bilmiyorum yani. Bir şey olmaz. Ne işi var koskoca kadının dans kursunda? Bu yaştan sonra folklor ekibine mi katılacak? Meltemciğim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç sorun değil. O dans kurslarında bir sürü insan var. Sana da çok şahane bir partner buluruz. Tabii canım. Haluk gelmeyecek diye ben de mi gitmeyeceğim? Vaz mı geçeceğim? Ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi? O O kurslarda çok hoş dans hocaları var. Onlardan bir tanesini buluruz olmadı. Allah'ını seversen. Evet. Yo yanlış anladınız. Haluk gelmeyeceğim demedi ki. Haluk şey dedi, karşıyım dedi. Değil mi Haluk? Tabii gelmeyeceğim demedim. Heh. Siz manyak mısınız dedim. Aa, geleceksin yani. Geleceğim. Aa. Ama görmeye. Öyle dans, mans oynayamam ben. Ay oynamak diyor Meltem. Tamam ben yarın şey yaparım. Giderim dans okuluna bakalım ne zaman dans kursu varmış onu da öğrenirim. Aa Latin değil mi? Tabii salsa. Ay bachata da var ama o bize pek uymaz zannetmiyorum. Bence en iyisi salsa. Evet. Çok iyi olur. Bu yaz madem düğünümüz var... Biraz dans etmeyi öğreniriz biz de. Duygu'nun nişanında şöyle iki çift olarak bir dans şov yapsak fena mı olur? Ha? Haluk, sana da şöyle daptar, siyah, streç bir pantolon giydiririz. İspanyol matadorları gibi atarsın kendini piste ha? Ha? Vallahi çok güzel olur. Ya Gönül'le ben, Meltem'le Haluk mükemmel bir dans şov. İnsanlar şov görsün, şov. Tabii çiftlere bak. Irina Rodrina... Aleksandr Zaytsev sanki. Aman Haluk yani, aman Haluk. İnsanın hevesini kırma konusunda bir markasın. Ya kardeşim sıkılan kadın ne bileyim koltukları değiştirir, perdeleri değiştirir, evin boyasını değiştirir. Yani kocasını alıp da Latin danslarına götürmez ki. Ya Allah aşkına eşyayla sıkılmanın ne alakası var? Al mutfağı değiştirdim, ne oldu? Ne oldu? Evet ne oldu? Ayrıca piyanist şantör kızının düğününde gelinin annesiyle babasını piste davet ediyoruz derse ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın o zaman? Kalacağım böyle. Ne yapacağım? Gideceğim o piyanist şantörün ağzını, burnunu, kafasını, gözünü kıracağım. O zaman gidip Aikido kursuna yazalım bari ya. Ne diyorsun lan sen?